Merhaba arkadaşlar, bu videomda telefonda ne var videosu çekiyorum. Benim bu izlemeyi ve çekmeyi çok sevdiğim teklerden biri. Uzun zamandan beri video yükleyemiyorum biliyorum ve YouTube engellendiğinde ben böyle bir hafta falan YouTube'a giremedim. En sonunda DNS ayarlarını değiştirdik, o da olmadı. DNS ayarlarını değiştirdiğim gün giremiyordum, ertesi gün giremiyordum. Bir uygulama yükledim, Hotspot Share diye. Şu an girebiliyorum ve video yükleyeceğim. En sonunda. Bugün iki video yükleyeceğim. İlk bu. Telefonda ne var tagi? Benim telefonum iPhone değil. Herkese, yani bu tagi yapan herkese genellikle iPhone oluyor. Fakat benim telefonum LG Optimus V7 P905000, öyle bir şeydi. İlk önce kaplıklarımı göstereyim. Ama şu kutularda saklıyorum. İlk olarak şu telefonun şu an üzerinde olan beyaz kaplık var. Daha sonra onun pembesi ve sarısı var. Daha sonra siyah deri kılıf var. Kapaklı. Daha sonra şu da eski telefonundan, iPhone'dan kalan bir böyle bir kaplık. Lazım olur diye orada duruyor ve bu eski telefonum iPhone. Ben bunu kırdım. Diyeceksiniz ki bu kızın iPhone'u varmış, niye kırmış, ne kadar gerizekalı falan diyeceksiniz biliyorum. Fakat bu gerçek bir iPhone değil, çakma bir iPhone. Zaten gerçek bir iPhone olsaydı hala çalışır olurdu. Şu an sadece ekranı kırıldığı için dokunmatik çalışmıyor. Onun da böyle bir kabı var, çok seviyordum o kabını, neyse. Ve şimdi diyeceksiniz ki, yani belki bazıları diyebilir, şimdi bu LG'yi de çakmadır diye. Hayır değil, artık çakma telefon kullanmayı düşünmüyorum. Onun içinde sim kartım yoktu. Küçükken böyle oyun oynamak için falan kullanıyordum. Neyse, hemen başlayalım. İlk olarak burada Selena Gomez var. Ben büyük bir Selena tarım. Şurada da Selena Gomez yazıyor. Ve şifrem var. Hemen şifre bir gireyim. Klavyemde şöyle. Şöyle emoji'ler var. Şöyle. Fakat bunları WhatsApp'ta, mesajda falan kullanabiliyorum. Instagram'da ya da farklı farklı yerlerde kullanamıyorum. Çünkü bu iPhone değil. İlk olarak ana ekranında bu uygulamaları yaptığım icon chamber var. Daha sonra telefon, mesaj, flashlight var. Flashlight'ı hemen gösterelim. Umarım iyi gözüküyordur. Şöyle ışık. Umarım şu an iyi gözüküyordur telefonum. Çünkü şu an bilgisayardan çekiyorum. Daha sonra alarm ve saat var. Ayarlar var. Mixer var. Ve galeri var. Galeride birkaç fotoğraf göstereyim. Neden bilgisayardan çekiyorum? Şu an elektrikler kesilmişti. En başta gördüğünüz gibi. Şu anda sadece şarj olan şey bilgisayardı. Ve ben de bilgisayardan çekiyorum. Hemen Shape diye bir uygulama var. Birazdan göreceksiniz. Orada yaptığım fotoğraflardan birkaç tane göstereyim. Şöyle. Böyle. Daha sonra kamera var, müzik var, müziği de göstereyim. Albümlerde Yaren klasörü var ve burada bir sürü şarkı var. Daha sonra notlar var. Notlardan da birkaç notumu göstereyim. Mesela Gretsch'te gördüğüm ojesi, param yoktu. Yani param yetmedi ve alamadım. Çok güzel bir siyahı çalan bordo rengiydi. 385 Red Velvet. Onu almak istiyorum. Bunun için onu yazdım. Ya da gizli makyaj dolabım tag. Onu da yapacağım. Twitter weather tag. Böyle şeyler. Anda gribim. Kusura bakmazsanız sevinirim. Daha sonra burada da takvim var. İleri geldiğimizde burada sosyal uygulamalar ve şurada oyunlarım var. Şu sözcük bulmaca var şurada. O niye oyunlar klasöründe değil derseniz. O genellikle burada eğlenceli oyunlar var. Burada o ise zeka oyunu olduğu için.
Burada Mini Rush var. Onu çok severek oynuyorum. Flappy Bird var. Bu da çok güzel. Hadi açıl. Açıl, 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 açıl. Neyse, açılıyor. Devam ediyorum. Daha sonra Minecraft diye bir oyun var. O da Flappy Bird gibi. Ben Smiler'dım. Amadım. Nasıl bir oyun diye indirmiştim. Scatterboy ve Basketball Shoot var. Daha sonra Sözcük Bulmaca var. Şuraya gelelim. WhatsApp var. Google Play Store var. Facebook var. Instagram var. İsmimi göstereyim. Abone olmak isteyenler lütfen abone olsun. Yaren Şeyriz. Burada fotoğraf edit var. Yani fotoğrafları editlediğim, düzenlediğim. Şurada da bir tane video editleyip düzenlediğim uygulamalar var. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Ama yine de göstereyim. Tapet var. Tapelook, Photogrid, Vidstick, JotGram, Photolab Retro, Pixlr Express, Timera, Backup, Vidplot ve Jessica kamera var. Bunlarla ilgili dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim. O zaman gösteririm. Daha sonra menüyü de göstereyim şöyle. Şurada ben menüde klasörler yaptım. Burada sosyal yazıyor. Burada sosyal uygulamalarım var. Edit yazıyor. Fotoğraf edit dediğim uygulamalarım var. Oyunlar yazıyor. Oyunlarım var. Ve şurada nokta 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 yazıyor. Bu da Paris Keyword ve Go Keyword var. Bu klavyemi değiştirdim. Şurada indirilenler var. Burada widget'lar var. Şöyle. Burada da uygulamalara gelip şöyle yapınca buradan işte klasör falan yapabiliyorsunuz. İşte böyle. O fotoğraf edit dediğim şeyleri, neyleri, uygulamaları ayrı bir videoda göstereceğim. O videonun adı How I Edit Instagram Pictures. Yani Instagram fotoğraflarımı nasıl editliyorum gibi bir video olacak. Genellikle yabancı YouTuber'larda gördüğüm ve çok beğendiğim bir video. İçin onlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Benim telefonum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada abone olursanız çok sevinirim ve beğendiyseniz beğen tuşuna tıklarsanız çok sevinirim. Bu arada biz böyle bir ben abonelerim 21'de takılı kalmıştı ve 25 olmuş. Yani 25 olması bile beni çok mutlu ediyor. Neden 2500 olmasın, değil mi? Neden olmasın? Şu elimin üstündeki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ve beni mutlu edebilirsiniz. Videolarımı takip etmek için lütfen abone olun. Evet, çok abone olun, abone olun diye çok konuştum. Kusura bakmayın. Fakat yani 100'ün çeyreği olduk. 100'de olalım. 2500'de, 1000'de olalım. Lütfen olalım. Ailemi ikna edip yüzümü göstermek istiyorum. İnşallah o da olur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.